Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu die Monate, yani aylar, die Ordinalzahl, yani sıralama sayıları. Bunlarla birlikte arkadaşlar şu sorunun yanıtını veriyor olacağız. Wann hast du Geburtstag? Yani ne zaman doğum günün? Hazırsanız dersimiz başlasın. Öncelikle arkadaşlar die Monate, yani aylarla başlayalım. Ardından sıralama sayılarıyla devam edin. Ocak ayın diyecek olursak arkadaşlar Almanca'da Januar diyoruz. Januar demek ki Ocak demekmiş. Februar bu da Şubat demek arkadaşlar. März Mart demek arkadaşlar. April Nisan ayı. May Mayıs, Juni yani Haziran, Juli yani Temmuz, August anlaşılacağı üzere Ağustos, September Eylül, Oktober Ekim, November Kasım, December bu da son ay Aralık. Şimdi arkadaşlar cümle içerisinde ben bir ayı kastettiğimde söz gelimi Ocak ayında diyecek olursam im ile beraber anmam gerekiyor. Yani ben Ocak ayında diyecek olursam im Januar demem gerekiyor. Dilerseniz şimdiki bu tekrarı birlikte imle beraber yapalım. Hazırsanız hep beraber tekrarlayalım arkadaşlar. Im Januar. Im Februar. Im März. Im April. Im Mai, im Juni, im Juli, im August, im September, im Oktober, im November, im Dezember. Şimdi sırada arkadaşlar die Ordinalzahlen konusu var. Die Ordinalzahlen sıralama sayısı anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi az önceki görmüş olduğumuz aylar konusuyla beraber sıralama sayısını bir arada görüyor olacağız. Burada 1'den 31'e kadar arkadaşlar, yani bir ay içerisindeki bu günleri, bu sayıları görüyor olacağız. Dilerseniz birinciyle başlayalım. Şimdi sayılar konusunda görmüştük bunu. Bir neydi? Eins. Ancak birinci diyecek olursak bakın burada ne olmuş? Erste olmuş. Demek ki birinci arkadaşlar erste şeklinde dile getiriliyormuş Almanca'da. Peki ikinci diyecek olursak iki neydi arkadaşlar? Zwei. Bakın sonlandırıcı te gelmiş. Dolayısıyla ikinci dediğimizde Zweite dememiz gerekiyor. Zweite demek ki neymiş? İkinci demekmiş. Üçe baktığımızda arkadaşlar üç neydi? Drei. Şimdi ben üçüncü diyecek olursam dritte diyeceğim. Bakın burada e'yi düşürüyorum. Dritte demiyorum. Ne diyorum? Dritte. Dolayısıyla üçüncü neymiş? Dritte demekmiş. Bundan sonrakiler evet, TE şeklinde izliyor arkadaşlar. 4 neydi? Vier. Dördüncü diyecek olursak vierte diyecekmişiz. Demek ki vierte dördüncü. Bu durumda beşinci ne olacak arkadaşlar? Fünfte. Demek ki fünfte beşinci demekmiş. Altı neydi? Sechs. Dolayısıyla altıncı derken ne diyecekmişiz arkadaşlar? Sechste. Demek ki sechste altıncı demekmiş. Yedi neydi? Sieben. Bakın bu sefer oradaki en düşüyor ve siebte. Demek ki siebte
7. demekmiş arkadaşlar. 8 neydi? 8. Dolayısıyla 8. derken 8. Demek ki 8. 8. demekmiş. 9 neydi arkadaşlar? 9. Dolayısıyla 9. 9. Demek ki 9. 9. demekmiş. 10. 10. Dolayısıyla 10. ne olacak? 10. 11 dediğimizde 11. Ne olacak? Sonlandırıcı TE gelecek. 11. Demek ki 11. demiş olacağız. 12'ye bakalım. 12 neydi? 12. Sonlandırıcı TE geldi. 12. Demek ki 12. 12. 13. 13. Değil mi? 13. dediğimizde 13. demiş oluyoruz. 14. 14. Sonlandırıcıyı koyalım. 14. 15. 15. 15. 15. 16 neydi arkadaşlar? 16. Bu durumda 16. ne oluyor? 16. değil mi? 17. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 19. 19. Ve sonlandırıcı TE geldi. Ne oldu? 19. Değil mi? Bu kadar basit. Peki 20'lerde durum nasıl oluyor? Ona bir bakalım. 20 neydi arkadaşlar? 20. Hatta 20 de denilebiliyor. Her ikisi de doğru. Bunu zaten sayılar konusunda anlatmıştık. 20 ya da 20. Dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Şimdi ben 20. dediğimde arkadaşlar, bakın burada bu sefer ne olmuş? Kaynaştırma harfi S girmiş araya. Dolayısıyla 20'te 20'te 20. demekmiş arkadaşlar. 20'te 20. oluyor. Bu durumda 21. ne olacak arkadaşlar? Neydi 21? 21. Sonlandırıcı ste'yi koyduğumuzda ne diyeceğiz? 21. Bu durumda 22. 22. olacak değil mi? 23'e bakalım. Neydi 23? 23. Ne olacak bu durumda 23. dediğimde? 23. 24. 24. Sonlandırıcıyı koyalım. Ne olacak bu durumda arkadaşlar? 24. diyecek olursak 24. Öyle değil mi? 25. 25 neydi arkadaşlar? Tabii bunları yaparken bu sayıları da aslında tekrarlamış oluyoruz 31'e kadar. Neydi 25? 25. 25. 25'te öyle değil mi? 26. 26. Peki 26. derken 26'te. 27 neydi? 27. 27'te 27. demekmiş. 28'e bakalım. 28. 28. Ve 28. dediğimizde ne diyeceğiz? 28'te. 29. 29. 29. 29'te. Evet, 30 derken neydi arkadaşlar bu? 30. 30. derken 36'te diyorduk değil mi? Hatırlarsanız sayılar konusunda 30'larda ne yapıyorduk arkadaşlar? Mutlaka buradaki esteti koymam gerekiyordu değil mi? Bu sadece 30'lar için 30 ve değil mi? İşte 31, 32, 33 şeklinde değil mi? 39 dahil bu şekilde yazılıyordu. Estetle yazılıyordu. Demek ki 30. 36'te 31. derken de 31'te demiş oluyoruz. Evet, buraya kadar geldik. Neden? Az önce söylemiş olduğum gibi aylar, çünkü değil mi? 31 şeklinde son gün 31. gün olduğundan dolayı burada ne yapmış olduk? Sonlandırmış olduk. Tabi diğer sıralama sayıları için de aynı mantık geçerli arkadaşlar. Bunu işte 40'lı sayılara, işte 100'lü, 1000'li sayılara da uyarlayabilirsiniz. Tabi burada aylarla beraber birazdan göreceğiz
bunun nasıl bir fonksiyonu olduğunu birazdan görüyor olacağız arkadaşlar. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz sıralama sayılarını doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Erste, erste, zweite, zweite, dritte, dritte, vierte, vierte, fünfte, fünfte, sechste, sechste, siebte, siebte, achte, achte, neunte, neunte, zehnte, zehnte, elfte, elfte, zwölfte, zwölfte, dreizehnte, dreizehnte, vierzehnte, vierzehnte, fünfzehnte, fünfzehnte, sechzehnte, sechzehnte, siebzehnte, siebzehnte, achtzehnte, achtzehnte, neunzehnte, neunzehnte, zwanzigste, zwanzigste, einundzwanzigste, einundzwanzigste, zweiundzwanzigste, zweiundzwanzigste, dreiundzwanzigste, dreiundzwanzigste, vierundzwanzigste, vierundzwanzigste, fünfundzwanzigste, fünfundzwanzigste, sechsundzwanzigste, sechsundzwanzigste, siebenundzwanzigste, siebenundzwanzigste, achtundzwanzigste, achtundzwanzigste, neunundzwanzigste, neunundzwanzigste, dreißigste, dreißigste, einunddreißigste, einunddreißigste. Arkadaşlar, dersin bu bölümüne kadar ayları gördük, sıralama sayılarını gördük. Burada ise bu iki konuyu bir arada görüyor olacağız arkadaşlar. Ne demek istediğimi cümle içerisinde anlıyor olacaksınız. Doğum günün ne zaman sorusu arkadaşlar. Wann hast du Geburtstag? Geburtstag doğum günü demek arkadaşlar. Demek ki senin doğum günün ne zaman diye soracak olursak Wann hast du Geburtstag sorusunu sormamız gerekiyor. Evet, benim doğum günüm 3 Mayıs'ta. Dolayısıyla 3 Mayıs diye Dritte Mai diye yazdım buraya. Şimdi ben bunu cümle içerisinde kullanacak olursam ne yapacağım? Bakın, ich habe am 3. Mai Geburtstag. Bakın arkadaşlar, aylar konusunda ne dedik az önce aylarda? Im Januar, im Februar dedik, öyle değil mi? Ancak burada gün söz konusu olduğu için ne yaptım? Am 3. Mai şeklinde, değil mi? 3. Mayıs gibi, hani Türkçe'ye birebir çevirecek olursak 3. Mayıs şeklinde çevriliyor güzel Türkçe'ye. Tabii biz ne diyoruz? 3 Mayıs diyoruz. Değil mi? Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir konu daha var. O da şu. Sıralama sayılarında şu ana kadar ne yaptık? Erste, zweite, dritte, vierte şeklinde gittik. Ancak burada ne oldu? Sonlandırıcı ne geldi? Dolayısıyla am 3. Mai şeklinde büründü. Demek ki buraya benim en harfini mutlaka koymam gerekiyor. O olmadan eksik olur arkadaşlar. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki ben 3 Mayıs örneğinden gidecek olursam Ich habe am 3. Mai Geburtstag demem gerekiyor. Şimdi diğer bir alternatif de güzel Türkçe'de ne deriz? 3 Mayıs örneğinden gidiyorum. 3 Mayıs'ta doğum günüm ya da 5. ayın 3'ü deriz. Öyle değil mi güzel Türkçe'de? Almanca'da ise 3. 5. şeklinde söyleniyor arkadaşlar. Yani gün ve ay söylenmiş oluyor. Bakın bunu da yazdım. Ich habe am 3. 5. Geburtstag. Gün demek ki aynı şekilde yazılıyor. Bakın Mayıs yerine, May yerine ne olmuş? 5. denmiş.
Burada da tıpkı dritende olduğu gibi sonlandırıcı en geliyor. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki 5. ayın 3'ü Almanca'da ne oluyormuş? 3. 5. şeklinde yorumlanıyormuş. Ve buralarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Sonlandırıcı en'i yerleştirmemiz gerekiyormuş, değil mi? Yani ay ve güne mutlaka o sonlandırıcı en yerleşmesi gerekiyor. Demek ki 5. ayın 3'ünde doğum günüm dediğimde ben ich habe am 3. 5. Geburtstag demem gerekiyor. Ya da başta olduğu gibi ich habe am 3. Mai Geburtstag diyeceğim. Dilerseniz şimdi bu durumu bir üçüncü tekil olarak Julia örneğinden gidelim. Julia bu bir kadın ismi arkadaşlar. Şimdi wann hat Julia Geburtstag? Julia'nın doğum günü ne zaman? 15. September. Evet, September hangi ayda arkadaşlar? Az önce gördük. Neydi? Eylül ayıydı, öyle değil mi? Şimdi 15 Eylül iki alternatifim var. Diyeceğim ki Julia 15 Eylül'de doğum günü, ya da ne diyeceğim? Eylül kaçıncı aydı arkadaşlar? 9. ay. Dolayısıyla ne diyeceğim? 9. ayın 15'inde, değil mi? Güzel Türkçe'de öyle deriz. Ancak Almanca'da ne diyeceğim? 15. 9. şeklinde yorumlayacağım. Bu durumda öncelikle gün ve ay şeklinde yorumlayalım arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Julia hat am 15. September Geburtstag. Bakın az önceki durum burada da var. Zaten hepsinde olması gerekiyor. Ne oluyor? En sonlandırıcısı devreye giriyor. Dolayısıyla am 15. September buraya ne oldu? En sonlandırıcısı girdi, değil mi? Dolayısıyla Julia hat am 15. September Geburtstag, 15 Eylül'de doğum günü. Değil mi? Kimin? Julia. Diğer türlü ne derdim? 9. ayın 15'inde Julia'nın doğum günü. Ne diyeceğim o zaman? Julia hat am 15. 9. Geburtstag. Yani Julia'nın doğum günü 15. 9. gibi, hani birebir çevirdiğimizde böyle oluyor. Az önce söylediğim gibi 9. ayın 15'ine ne olmuş oluyor? Denk düşmüş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı şöyle bir üstünden tekrar bir toparlayalım. Bir üstünden bir geçelim. Demek ki senin doğum günün ne zaman sorusu neymiş arkadaşlar? Wann hast du Geburtstag? Senin doğum günün ne zaman? 3 Mayıs, evet hatırlatırım. Benim doğum günüm 3. Mai. Dolayısıyla ne diyeceğim ben? Ich habe am 3. Mai Geburtstag. Yani benim doğum günüm 3 Mayıs'ta. Diğer türlü ne derim? 5. ayın 3'ünde. Ancak Almanca'da neymiş? 3. 5. Dolayısıyla ich habe am 3. 5. Geburtstag. Burada söylemedim ama yeri gelmişken söyleyeyim. Aylar nasıl yazılmış arkadaşlar? İlk harfi nasıl yazılmış? Büyük harfle yazılmış. Dolayısıyla gün sıralama sayısı ufak yazılırken ay mutlaka ama mutlaka büyük harfle başlıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki 5. ay ay olduğu için ilk harfi büyük başlıyor. Dolayısıyla ich habe am 3. 5. Geburtstag demiş oluyorum. Soracağım kişi, değil mi? Üçüncü tekilde birisi ise burada Julia örneğine baktığımızda wann hat Julia Geburtstag? Julia'nın doğum günü ne zaman sorusu? Demek ki wann hat Julia Geburtstag? 15. September, 15 Eylül. Bu durumda ne diyeceğim? Julia hat am 15. September Geburtstag. Bakın özellikle o vurguyu yaptım. Demek ki 15. oradaki o en mutlaka ne oluyor? Devreye giriyor sonlandırıcı olarak. Ya da ne derdim? 9. ayın 15'inde Almanca'da ne diyormuşum? 15. 9. diyormuşum. Dolayısıyla Julia hat am 15. 9. Geburtstag. Bakın özellikle bu enlere vurgu yaptım. Burada da 9. neden büyük yazılmış? Çünkü September, yani
Eylül ayını sembolize ettiği için. Öyle değil mi? Yoksa diğer türlü ne oluyormuş demek ki günler ufak harfle başlıyor. Yani olağan bir şekilde yazılmış oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 3. Mai Geburtstag. Ich habe am 3. Mai Geburtstag. Ich habe am 3.5. Geburtstag. Ich habe am 3.5. Geburtstag. Wann hat Julia Geburtstag? Wann hat Julia Geburtstag? Julia hat am 15. September Geburtstag. Julia hat am 15. September Geburtstag. Julia hat am 15.9. Geburtstag. Julia hat am 15.9. Geburtstag. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde ayları, sıralama sayılarını ve son olarak da doğum gününü sormayı ve doğum günümüzü söylemeyi gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.